isterdim. Biri yaşamak, diğeri okumak için. Kız çocuklarının eğitim hakkı edinmesi için kadınlar yüzyıllar boyunca büyük bir mücadele vermek zorunda kaldılar. Bugün Afgan kadınların elinden resmen alınan eğitim hakkı aslında dünyanın birçok bölgesinde sürmekte olan bir sorun. Afganistan'daki 14 yaşından büyük kız çocuklarına eğitim yasağı getirilmesi gibi kesin bir yasak olmayan bazı ülkelerde de toplumsal düzen kadının yüksek eğitim almaması üzerine kurulu. Kısıtlamaları destekleyen, kadınların eğitimini lüks olarak gören iktidarların sayısı ne yazık ki az değil. Kız çocuklarının aynı yaşlardaki erkeklerle birlikte, aynı sınıfta, aynı konuları işleyerek, aynı eğitimi görmelerinin sorun olarak görülmesi en basit deyimiyle utanç vericidir. Evet, sevgili Özlem Abacı, 10 parmağında 10 marifet olan bir kadın, Siz bir çılgın kadın, bir güzel kadın bir sanatçı kadın, bir anne kadın, bir eş kadın. Bugün e, kitabımızdan bir paragraf okudum kız çocukların eğitimiyle ilgili. <laughs> Kitabımız Asuman Kafaoğlu Büke'nin Tablodaki Kadın kitabı. Sanat tarihinin kitap tutkunu kadınlarını e, resmeden Aynen. bütün sanatçılardan alıntılar var. Ve keyifli okunacak bir başucu kitabı. Ee, aslında bütün e, kadınlarımızın başucunda olup şöyle arada sırada karıştıracağı bir kitap diye düşünüyorum. Kitabın bütününden bir kelime seçtik bugün konuşmak Hı -hı. üzere. Kelimemiz kadın. Aklına ilk gelen şey ne? Kadın kelimesiyle ilgili. İlk önce sana onu sormak istiyorum. Kadın deyince o kadar çok <laughs> kelime geldi ki birdenbire ama sanki kirpik demek istedim. Ee, neden demek istediğimi bilmiyorum ama e, bir kadın görselinden her şeyi sıfırlasam sadece bir tek kirpik bıraksam onun kadın olduğunu anlarız gibi geldi. Yani evet. bir göz devirmesiyle küçük bir bakışla kadın her şeyi ifade edebilir sanki. Hem kendine hem karşıdakine. Evet. Kirpik demek istedim. O zaman. <laughs> o zaman sen kadını güzellik estetik kavramlarıyla bağdaştırıyorsun. Anlam aslında. Evet. Kirpik bakışımızı e, çevreleyen ve ona bir anlam katan bir şey. Çerçeve gibi düşündüm. Gerçek evet. görünenin ardındadır diye düşünüyorum hep. Belki de onu simgelediği için öyle. Çok güzel. Bana da e, ilginç geldi. Şimdi <laughs> Evet, Bir kadının yüzündeki en önemli şeylerden biri kirpikleridir. Kirpiklerinin Özell gölgesi güllerle evet. bezenmiş. Özellikle divan edebiyatında evet. ok, peyman diye geçer evet. mi Yaralar. Dünyaca... Çok ödülün var. Yani Türkiye için evet. de evet, dünyada da evet tanınan evet, bir sesin. Evet, evet, evet. <laughs> ee, Türkiye'de de var. Birçok evet. ödülün, evet. birçok plaketin, ödüllerin, armağanların, evet. birçok birçok şey. Annesin, eşsin, sanatçısın. Bunların içerisinde senin için en çok öne çıkan kavram hangisi? Annelik mi, eş olmak mı, yoksa sanatçı olmak mı? Evet, şöyle bir düşünürsem ben sanatçı bir ailenin içine doğdum. Sanatçı oldum diyemeyeceğim, sanatçı doğdum. Öncelik sanıyorum sanatta. Hiç çocuğum olsun istemedim, hiç evlenmek de istemedim. Ama sanat beni kendi akışında öyle bir yerlere getirdi ki önce evlendim. Sonra iki tane güzel kız çocuğu sahibi oldum. Bu çok önemli. Evet. Bugünkü konumuza da denk Hı -hı. özellikle. Ee, ama önceliğim hep sanat oldu. İlk önce sanatçı oldum. Çünkü evet. sanatçı var olan eserleri işte seslendiren, tekrardan e, bugüne taşıyan biri olarak o kimlikle. Daha sonra da sanatın kendisi oldum, ürettim. Ne zamanki üretiyorsunuz o zaman sanatın ta kendisi oluyorsunuz. Evet yani sen üretken kadın olmanın hayat içinde daha değerli evet. olduğunu düşünüyorsun. Evet. Bu hem senin eş olmana hem de anne olmana yansıyan. Tercihlerim evet. Edin. Evet, tercihlerinde yansıyan bir durum. Kadınlar hep onlardan istendi. Ağırdı, kaldırdılar. Taşlıydı, bırakılsa elleri düşer, kalırdılar. Şimdi Behçet Necati Gelin, Müthiş, güzel dizelerinden biri bu. Ağır bir şey mi kadın olmak sence Özlem? Yüklü bir şey. Ağır değil. Bence çok yüklü. Çok anlam yükleniyor, Hı -hı. ötekileştiriliyor ve bazen çoğu zamanda olumsuz anlamlar yükleniyor. Yani attığın adım kabahate dönüşüyor e, gördüğüm kadarıyla. Ama ben öyle bir aileye doğmadım. E, kız çocuk olarak dünyaya geldiğim için sevinilen bir ortama doğdum. O yüzden e, bu ağırlığı hissetmedim. Ama yaşım büyüdükçe ve farklı mecralara girdikçe ağırlığı gördüm. Daha doğrusu kadının yüklerini gördüm. Kadın hep güzel, bakımlı, iyi, tatlı dilli, asla gergin ve sinirli olmayacak, her işe yetişecek, her şey yapacak, her şeyin altından kalkacak ama her zaman mükemmel olacak. Bu evet. çok yüklü bir şey. O yüzden de e, ağır demek istemedim. Evet. Ee, yüklerimizden zamanla e, kurtulabiliyoruz. <laughs> bu def etmek ya da üstümüzden atmak özgür olmakla eş bir şey değil. Sadece yöntemlerini ve yollarını buluyoruz diyelim. Ee, biraz daha hafif bir hayat, <laughs> hafifletilmiş bir hayat yaşıyoruz. Eşlerimiz, çocuklarımız, sevdiceklerimiz, arkadaşlarımız tarafından da bu yürüyüşe e, destek görüyoruz. O yüzden şu anki hayatımda ...çok yüklü değil, çok yoğun bir hayat yaşıyorum... ...ve bundan çok, çok mutluyum. Ben de şimdi düşünüyorum kendi adıma... ...ben de yükümü çok hafifletmeye çalışan... ...kadınlardan biri oldum. Hem çalışma hayatımda... ...hem ev hayatımda... ...ya yani ağır bile olsa... ...onu ruh halimizle... ...pozitif evet. bakışımızla... ...tebessümle evet, bile, evet, baş, evet, bile evet, başlayarak evet, mesela... Evet. ...hayatı severek ve insanları severek... ...hafifletmeye çalışmak... ...bütün mesele... Bu diye düşünüyorum. Sen de aynı şeyi evet. düşünüyorsun. Aslında neden besleniyorsanız e, o şekilde geri veriyorsunuz. Yani öfke bile gelse onu illaki bir tebessüme çevirebilmek gerekiyor. Yoksa kendimize evet. zarar veriyoruz. Ama tabii her kadın böyle mi sence? Bu kadın ya da erkek diye değil. Evet. İnsan, e, i̇nsan olarak insan baktığımızda, baktığımızda insanlar biraz daha olumsuzlukla besleniyor gibi geliyor. Pozitife evet. evirmek biraz daha güç gerektiriyor. Evet. Somurturken daha çok kas kullanıyoruz. <laughs> Halbuki gülerken çok daha az kasla evet, evet. gülebiliyoruz. O yüzden gülebilmeye, tebessüme, mutluluğa, huzura ve etrafa iyilik ve güzellik yaymaya evirmek istiyorum kendimi. Hayatımı da zaten bu yönde işledim, dokudum, sarıp sarmaladım. Böyle ilerlemek çok keyifli. Çok güzel. Peki çok ödülüm var. Evet. Ee, bu ödülleri taşımak da bir e, farklı bir. Ağırlık getirmiyor bu sana? Ee, hepsini şuradan akan terle kazandım. Bunlar yürekten yapılan işlerin karşılığıydı aslında. Tabii emeğimizle aldığımız işlerin karşılığı da oldu. Mesela dünyada yapılmış en iyi dublaj ödülünü aldık Shrek 2'deki e, seslendirme kadrosuyla. Benim Hayırlı. için çok gurur vericiydi. Çünkü dünya çapında verilen bir ödüldü. Onun dışındakiler yıllardır iyilik yapmaya çalıştığım yolda sosyal sorumluluk projelerim. Zibzi Art vasıtasıyla ve işbirlikçilerimle ürettiğim tüm sanat ve iyilik yolu e, ardından... E, Farklı STK'ların beni uygun gördüğü ödüllerle gerçekten kucağımda taşıyamayacağım kadar ödüle sahip oldum. O yüzden Özlem Abacı diye bir isim oldu. İhtiyacı olanlar bana koştu. E yardım isteyenler isteyenlerin yolu benden geçti. Sanatla iç içe olmak isteyenler amatör ruhu profesyonellikle birleştirmek isteyenler bana geldi. O yüzden öncelikle kendi adımı ama daha öncesinde de babamın adını ki sanatı ondan evet, aldım. Evet. Onu taşımak ve layığıyla bu dünya üzerinde hı hı. canım attığı sürece yerine getirmek zorundayım gerekenleri. Böyle söyleyebilirim. Evet. Şimdi hayattaki tercihlerini yaparken başkalarının beklentileri mi seni yönlendirdi yoksa tercihlerini kendin mi yaptın diye soracağım ama zaten şu ana kadar geldiğimiz ana kadar tercihlerini senin yaptığını düşünüyorum. Ben de tercihlerini kendi yapan bir kadın oldum her zaman. Yani dünyada zaten böyle bir konumda olmak da çok güzel. Tercih yapıyorsam ve bu tercihinden mutluysan, memnunsan Zaten e, hayat senin için çok güzel gidiyor demektir. Evet tercihleri özlem abacı mı yapıyor? Hayır. Şöyle, e, kendin tercih yapmayı öğrenene kadar epey bir yoruluyorsun, vuruluyorsun, evet. acı çekiyorsun, saçma sapan hatalar yapıyorsun, e, abuk sabuk yollara giriyorsun, olmayacak tercihler yapıyorsun. Farklı mecraların içinden de geçiyorsun tabii ki. Ama bugünkü ben olmama sebep oldu bu. Evet. Ben hatalarımla, yanlış tercihlerimle buradaki özlemim. Ne zamanki karar verdim tercihlerimin benim tarafından yapılması gerektiğine o zaman gerçekten bilinçli olarak ben karar verdim. Hele ki son 7 yıldır diyelim. İstemediğim şey gerçekten ben bunu istemiyorum diyorum. Olacak iş değil. Hayatta öyle bir şey yapmam. Çünkü hep... Ay karşıdaki kırılmasın, ay özülmesin. Hiçbir zaman hayır demesini bilmedim çünkü hep evet. Ölsem de kanımın son damlasına kadar amanda ne yapabilirim derdinde hı hı. oldum. Ama şimdi öyle değil. Ben sahip olduğum kökü, sahip olduğum bedeni, bünyeyi hı hı. E, korumak zorundayım. Dallarım çıkabiliyor, dallar benim tercihim. Burası, 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 burası. Ama bu köküme e, ve özüme zarar vermeyecek şekilde uzantılarımı ve tercihlerimi yapmaya çalıştım. Çünkü diğer türlü her hayır diyemediğim benim üzerime yük olarak kalacaktı. Ama sanatsal ve seçimsel olarak çok uzun yıllardır herhalde 30'lu yaşlardan beri her şeye kendim karar veriyorum. Ta ki edebiyat fakültesini seçmem, orada okumam. arkasından bölümünde okumuş. Edebiyat fakültesi coğrafya bölümünde Coğrafya okudum. bölümünden mi? Evet. Oynadın? Harika. Ee, ama e, sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Hı -hı. Müziği bölümüne girdim. Evet. Sonra Türk Müziği'nden Batı Müziği'ne geçtim. Ee, yaklaşık 7 yılda orada okuyup yüksek lisans yaptım. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı opera şarkıcılığı bölümü. Hı hı. Burada küçük bir şey söylemek istiyorum. Annem Tabii dedi ki. ki: "Hayır, asla sanatçı olmayacaksın. Evde bir kişi yeter. Hı hı. Baban sanatçı, sen öğretmen olacaksın." Hı hı. Halbuki ben tiyatrocu olmak hı hı. istiyordum. Hadi tiyatroculuğu bir kenara koyduk ama konservatuarda İstanbul Devlet Operası ve Balesi'ne kadar uzanan bir yolun içine girdim. Eee annem mutlu muydu? Evet. evet, sonuçta mutluydu. Sahne'de beni görerek mutlu oldu. Seçimlerimi evet. kendim yaptım diye. Ne güzel bir yer fazla ama değil mi? Hayatım evet. içinde. Şimdi? şimdi ben de düşünüyorum e, yanlış tercihlerim oldu. Keşke demediğim şeylerdi. Keşke şöyle e, olsaydı demediğim hep arkasında durduğum tercihlerdi. Bu da değerli. Evet, değil mi? benim o için de. çok kıymetli. Evet. Geriye doğru baktığımda o rengi noktalarına görüyorum. Hayat geriye doğru bakarak Hı -hı. anlaşılıyormuş çünkü. Evet. Bak bunu böyle iyi ki de öyle olmuş. Bak gördün mü şimdi buradayım diye. Sanıyorum iyi ki, iyi ki. Demek? İyi. Asla keşke değil. Ha. İyi ki. Çok değerli bir şey. İsmet özel hmm. e, biliyorsun. Evet, çok seviyorum. Şöyle yaptın, çok güzel çünkü çok iyi bir. Şiir e, Evet, şiir seviyorsun. Biz zaten iki şiirsever kadın <laughs> yan yana oturduk. Böyle işte bunun için belki de birbirimize geçen çok şey var. Kadını bir gürültüye sapladılar. Evler tıkırtıydı, tıkırtıydı, tıkırtı. Ne kadar değerli bir şey değil mi? Tıkırtı. O tıkırtı olmadığı tıkırtı. an bir sessizlik olduğu an o evde bitiyor. O evin erkeği de bence müthiş bir sessizliğe gark oluyor. Tabi burada e, domestik kadın <laughs> örneğine geliyoruz biraz. Tıkırtıydı tıkırtıydı. Hep sürekli koşturan, evin işlerini yapan, evcimen, e, koşuturmayı seven, dışarıdan çok evi seven. Şimdi senin mutlaka ben dışarıda koşuşturan bu çalışkan kadının yanında domestik bir tarafın olduğunu da düşünüyorum. Evet. Olmazsa öbür taraf çıkmazdı ha, zaten. E, Neler söyleyebiliyorsun? Bu anaç konuda? aslında hamurdan falan çok hoşlanıyorum. Evet. Bakmayın börek açarım Aha. mantı yaparım. Oh, harika. <laughs> o taraf da var. Evet. E, topuk sesi dediniz ya az önce. Ben de e, annemin topuk sesleriyle uykuya geçmeyi çok severdim. Çünkü çocuk olunca o topuk sesi hoşunuza gidiyor. Başınızda bir annenin evet. olması. Evet. Şefkati ifade ediyor sizin için. Ne zamanki büyüyorsunuz. E, ev kadını bir annenin çocuğuyum. Evet. Opera sanatçısı bir babanın kızıyım. Evet. İkisinin harmanıyla sanıyorum ben domestik olmayı reddettim. Anladım. Hep okumak istedim. Evet. Şu ana kadar herhalde e, sadece evde oturayım dediğim hiçbir zaman dilimim Hı -hı. yok. Hı -hı. Evcimen tarafım var e, çünkü oradan besleniyoruz aslında. Hı -hı. İçinde şefkati barındırdığı için belki bir parçacık o dinginliği. E, sıcaklığı hissettirdiği için o hali seviyorum. Evet. Örgü örmeyi seviyorum mesela. Aa, ben de. Çünkü <laughs> sustuklarımı örüyorum evet, diyorum. Evet, Çünkü evet. car car konuş nereye ne kadar? Güzel. Operada şarkı söyle, dublaj yap, e, susmam gerekiyor. Gerçi tay, ayak terapisiyle susuyorum ama örerek evet. de susuyorum. Bir şeyler örmek, ya bir şeyler biriktirmek. Bu, bu, bu bir şiir dizesi. Evet. Yemek yapmak. Sustuklarımı örüyorum. Gibi. Ne kadar güzel bir şey. Evet. Şairce bir söylem değil mi? <laughs> Sus çıkıyor. Çık, çık. Ama örüyorum ama o sıradaki, o kafa git. Gitmiş Başka şeyler evet. düşünmüşüm. Ee, bir dönem eşim epeyce iş değiştirmişti bir dönem. Bir yıl boyunca onun iş yerindeki tüm işçilerin yemeklerini ben hazırladım. Kendime bir görev edindim bunu. Sabah Gidiyorsun. erkenden kalkıyordum, Müthiş bir yemek şey. yapıyordum. Sonra okula, işe vesaire nereye gitmem gerekiyorsa. Yani bir şey. e, asla reddetmediğim bir yan. Evet, evet. E, çünkü biz e, siyahla beslendiğimiz kadar beyazla da besleniyoruz. Hı hı hı. Bu renkleri e, bedenimizde, beynimizde ve etrafımızda barındırdığımız sürece rengarenk bir insan oluyoruz. Evet. Bir fizik öğretmeni arkadaşım vardı, rahmetli oldu. Ee, Çalyan hani lisesindeydim. Diyordu ki "Hocam herhalde siz yemek falan yapma, yapmazsınız. Ha. Yapmayı sevmiyorsunuz. Sizi alıp bir blo gibi böyle evin o bir oluyor. köşesine koymak lazım oysa ben tipik domestik bir kadın. Dışarıda çalışmanın yanında. Evi çok seven, e, evi temizlemeyi, işte efendim ev işlerini yapmayı, yemek yapmayı, sofralar kurmayı. Onu severim. Evet. Çok seven, çok seven bir kadın oldum. Gerçi şu anda artık e, yalnız olduğum için e, birçok şeye üşeniyorum. Ama bu domestik yanımı sadece baskılamaktan öteye geçmiyor. Yani böyle. Evet. Ötekileştireceğimiz bir şey değil domestik yan aslında. Evet. Öyle taşıyacağımız bir yan, bir yan. yumuşacık, evet. şefkatli. Ay canım ne güzel ifade ediyorsun, ne güzel. Canım benim, şimdi kitap ve film konusunda böyle biraz seninle kısacık Aynen. sohbet edelim. Seni kadın konusunda etkileyen bir film, bir kitap neler var? Çok izlemeye çalışıyorum. Ee, tabii sizlerin yanında böyle konuşmak ne kadar şey, Canım, çok izlemeye dedin? çalışıyorum, elimden geldiğince. Fakat e, bu son zamanlarda yoğun seslendirme vesaire olunca odaklanmak da insan zorlanıyor. Ama e, Fridayı çok severek izlemiştim. Evet. İnsan izleyici tarafından baktığında Farklı şekilde hı hı. değerlendiriyor, İzliyorsun. Ah böyle oldu, ah kaza gece, ah böyle o ya filan. Güçlü kadın. Güçlü kadın. Evet. Bunları görüyorsunuz ama başka bir görünmez bir perdenin altında. Hı hı hı. Ne zamanki perdenin içine geçiyorsunuz, işte o zaman hayat değişiyor. Tabii ki, ki bundan iki ay önce ben de perdenin evet, içine geçtim. Evet, evet. E, Brida'yı bilmeseydim belki de bu kadar güçlü olmayacaktın biliyor musun? Belki o sana belki güzel bir örnek oldu. Gerçekten başucumda da var. <laughs> her küçük resimcikleri, her şeyi, <laughs> hayatı çok önemli. Evet. Yazıları, söylemleri benim için çok önemli. O yattığı yerden resmedişi, ya. hayatı bırakmayışı. Kadın olmak güç gerektirir. <laughs> Kadın naif bir varlıktır, inceliklidir. Güzeldir, dokunaklıdır, kırılgandır ama kadın güç demektir. O kadar evet. kolay değil. İki kat gücün olmalı bir canı dünyaya getirirken. Ay canım, Belki güzel. iki kat evet. güçlü olmalısın o yattığın yerde resmederken. Evet. Kendini yatağa bırakmak, toprağa yakın hissetmek gibi değil. O yüzden onun o hayatındaki renkler, tablolarına yansıttıkları, kelimelerine yansıttığı renkler benim idolüm oldu. Çok sevdim. Bir de kitaptan bahsedelim <laughs> demiştiniz. Sebahattin Ali'yi çok seviyorum. Evet. Özellikle Kürk Mantolu Madonna'yı. <laughs> ee, ve Peyami Safa Yalnızız. Herkesin okuması gerekir. Gerçekten e, hayatta yaşanacak çok farklı duygular var. Biz biraz daha düz duyguların içinde geziyoruz ama... ...nezaketi, inceliği, kendi içimizdeki detayların çokluğuna erdiğimiz zaman... İçimizdeki kalabalıklarla yüzleşiyoruz. Evet. Bütün kırılganlığımız, nezaketimiz, her şeyimiz ortaya çıkıyor. Farklı farklı renkler. Bunları bulabilecekleri güzel kitaplar. Pek çok izleyici okumuştur belki ama ben evet. okumaktan zevk duyuyorum. Ne Hatta güzel. yanıma birkaç tane alıp gittiğim yerlere bırakmaya çalışıyorum. Ya, Bu Kitap ne güzel bırakma bir şey. yöntemi var evet. ya. Ben okudum, o da okusun. Çok garip bir şeydir. Evet. Evde tonlarca kitabınız olsun, gidip o bulduğunuz kitabı okursunuz. Öyledir. Evet. Satır Öyledir. aralarında <laughs> kendilerinden çok şey bulacakları e, kelimelerle karşılaşacaklar, evet. sarıp sarmalasınlar, ceplerine koysunlar. Ceplerinizi bol tutun diyorum ben hep öğrencilere. <laughs> Gerektiğinde çıkartacağınız çok şey olacak. Evet. Ben de Margaret e, Atwood'un e, Damazlık Kız'ın Öyküsü Hı -hı. kitabından evet. çok etkilenmiştim. Çekildi. Evet hem filmi Hı. var hem e, dizide, Diz. dizisi çok var. Çok etkileyici. Evet hem işte kitabı beni çok etkiledi. E, Aytac'cığım önermişti onu bana kızım. E, ve büyük keyif aldım. E, distopya. Distopik. Evet, evet distopik bir, 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 bir e, kitap Evren. ama... Hakikaten bütün kadınların okuması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl güçlü olunur, nasıl mücadele edilir hayatın içerisinde. Kavramlar değişince evet. nasıl değişiyor kadın? <laughs> yani çok hoş, çok etkileyici. Çok etkileyici. İyi ki söylediğiniz. Evet evet. enteresan bir ikilem vereceğim burada. Cemal Süreyya'dan bir bölüm var. Şarkı yapmıştım onun için uygun Öyle bir mi? zaman söylerim size. Ay ne güzel ne güzel. Bir kadını ortadan ikiye böl. Yarısı annedir, yarısı çocuk, yarısı sevgili, yarısı aşk. Duyanlar bunu bilmez, görenler anlamaz bunu. Bunu Cemal süreya söylemiş. Ve Oktav Yapaz onun karşısında kadın benzerliktir ve bence karşıtlıktır demiş. Şimdi senin iş dünyan çok zengin yani şurada baktığımızda hepimizden zengin diye düşünüyorum. Çünkü e, sanatçısın sen. İç dünyanda böyle karşıtlıklar, benzerlikler e, yaşıyor musun? Çok. içim çok kalabalık. Az önce de Hı -hı. söyledim Hı -hı. size. Zor bir şey bu şekilde yaşamak. Çünkü reddedişler, kabul Hı -hı. edişler var. Coşmalar, küsüşler. Ee, işte ayağımda küsüşü anlattım size mesela. Evet. İçimdeki kalabalık çok fazla ve bu polifoni olunca da karşıtlıklar çok fazla <gülüyor> oluyor. <gülüyor> ee, böyle terazi ya da tahterevalli dengesi gibi. Ee, ben de kendimi üçüncü bir şahıs olarak yargıç gibi hissediyorum çoğu zaman. Evet. Ve karar verip seçen ve onu çıkartan taraf gibi düşüneyim. Bunun dışında da ben üretip yaratma sürecine girdiğim bir dönem oldu. Çok gariptir ensemde biriyle yaşadım. Bu karşıtlığın daha da ötesinde bir şey. Üçüncü, dördüncü biri gibi belki de. O size sürekli bir şeyler söylüyor. Siz yazıyorsunuz, kaleme alıyorsunuz ama sanki bölündüğünüz şey bir başkası ve size kulağınıza bir şeyler söylüyor gibi geliyor. Yazıyorsunuz, yazıyorsunuz, yazıyorsunuz. Durmak istiyorsunuz. Hayır izin vermiyor. Durmayacaksın yoksa sana zarar veririm diyor. İçiniz patlayacakmış gibi oluyor. <laughs> Üç yıl böyle bir şekilde yaşadım. Çok fazla şey ürettim, yazdım, besteledim, çizdim. Sonra bir anda durdu o. Öyle bir dönemdi. Ama karşıtlıklardan beslendiğimiz doğru. Monolog gibi olur. Sırf ben konuşsam Evet. Sırf siz dinleseniz karşıya hiçbir şey geçmez. Evet. O yüzden böyle birliktelik, karşıtlık, Canım. aynı şekilde titreşmek ya da e, bir söz var. E, aynı yolda ilerleseler de hı hı. bir udun telleri gibi yalnız olabilmelisiniz. Evet. Bunu e, fazla karmaşaya izin vermeden hı hı. karşıtlıkları bünyenizde beslemek çok yaratıcı bir şey. Evet. Seviyorum. Halil Cibra'nın da ermişinde vardır ya bir binayı taşıyan sütunlar kadar ayrı olmalısınız evet. bir beraberlikte der. Asla bitişik sütunlar olmamalı. Çünkü ayrı çünkü sütunlar üstüne onu dayanır, taşır der olsun. yani. Evet. Çok önemli bir konuya geldik. Ne ne olabilir sence? Bilmem. Tabii ki aşk. Özlem Abacı <gülüyor> için <gülüyor> aşk ne anlam ifade ediyor? Coşku. Aşk e, e, hem sihirli evet. hem zehirli bir sarmaşık bence hani derler ya her şey zehirdir. <laughs> Önemli olan dozu. Yazdığım bir dizeden bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Mahcup bir durakta muhtedil hayat molasıdır aşk benim için. Ne kadar güzel. Tekrarlar mısın lütfen? Mahcup bir durakta muhtedil hayat molası. <laughs> bu şarkının bir ucuydu. Canım, canım benim güzel. için aşk böyle bir şey. Gerçekten dozu önemli. Aşk ne kadar anlatılırsa anlatılsın, herkese göre değişecek bir kavram. O yüzden ben onu ne bir satıra, ne bir kitaba, ne bir resme sığdırabilirim. O imkansız. Ama benim algıladığım şekil bu. O sarmaşığı üstünüze sarabilirsiniz. Ama biraz fazla çekerseniz boğarsınız. Hı hı. Önce kendinizi boğarsınız. Sonra karşıdakini. Ölümüne seviyorum diyorlar ya şimdi. Evet. Ölümüne değil. Ölene kadar sevebilirsiniz. Hı hı. Ya da karşınızdaki ölene kadar onu sevebilirsiniz. Ölmesin diye seversiniz ama ölümüne değil. Evet. Yazılacak çizilecek çok söz var. Ama hı hı. aşk e, dilediğiniz dozda aldığınızda sizi üretken... Mutlu, neşeli, kimi zaman kırılgan <laughs> ve mutsuz. Böyle depresyon hırkaları ya da depresyon pelerinleri var ya görünmek istemiyorsunuz evet. böyle. O halede sokacak ama bir dakika sonra da iyileştirip dağlarda bayırlarda koşturacak bir his. Evet. O yüzden bunca edebiyat yazılmış, çizilmiş. <laughs> i̇nsanlık var oldukça yaşayacak bir kavram. Evet. Ama benim için, benim kelimelerimle bir çok kısmını söyledim ben biraz çok. daha naif nazik ve incelik taraftarıyım hoyratlık olmasın mı olsun ama dozu önemli evet benim de çok basit bir aşk tanımım var yani çok e, günlük çok e, sıradan Mafl diye düşünüyorum merak et. aşk bir insanın yanımda beş dakika daha kalsın diye istediğin bir durumdur evet yanımda beş dakika daha kalsın gitmesin kalsın diyor. Görüyorum. Aşık. Bitmesin. Evet. Dursun. Kalsın. Beş dakika daha. Üf, artık sıkıldım. Gitsin dediği an evet. o asla aşk değildir. Yani bunu da ayrıca not olarak düşürmek evet, isterim. E, ee, öyle baksınlar kadınlar ya da erkekler bu duruma diye düşünüyorum. Seslendirme yapıyorsun. Evet, bu konuda çok başarılısın. O bir çok ömür yarattı, değil mi? Evet. Peki seslendirme yaptığın kadın sanatçılardan en çok etkilendiğin, sesini ona vermekten hoşlandığın, farklı bir duyguya kapıldığın kim var? Şöyle seslendirme yaparken zaten siz olmuyorsunuz. Siz olursanız zaten seslendirmen olamazsınız çocukluktaki o e, radyonun içinde insanların yaşayıp radyo tiyatrosu oynadığı <laughs> döneme kadar gidiyor benim seslendirme evet. merakım evet. E, içeride kulaklık ve mikrofonla tek başınızasınız sadece sesiniz var ne bedeniniz ne hareketiniz ne yüzünüz <laughs> ne miminiz hiçbir şeyiniz yok başka bir kimliğe bürünüyorsunuz Aslında evet. çok fazla kadına çok fazla evet. kadın karaktere ses verdim Evet ben iyi bir insanım ama ne yazık ki seslendirdiğim karakterler çok kötü. Eyvah. <laughs> Hep kötü kalpli. Eyvah, Yani eyvah. benim gibi olmayan insanlar. Belki de daha iyiydi. Hı -hı. Ee, en son Matilda müzikalinde Emma Thompson'ın sesiyim ben. Evet. Ee, Emma Thompson... Ne çok severim, tranco. ne çok severim. Ee, evet. Korkunç bir e, okul müdiresini Hı -hı. E, canlandırıyor. Ona ses vermek ve şarkılarını söylemek çok inanılmazdı Onun iç dünyasını da yansıtmış yönetmen. Hı hı. Benim için çok etkileyiciydi. Ama beni en çok etkileyen karakterlerden biri Şirekteki peri anneydi. Ya, o abi. evladının evet. üstüne titreyen, ben senin peri annenim evet. diyen ama öbür tarafa çemkiren, öbür tarafa aykıran <laughs> ve her türlü kötülüğü yapan karakter. Az önce dediniz ya tezatlıklar, içerisindeki <laughs> karşıtlıklar aynı o karakterin içinde var. Harry Potter'daki Dolores, canım Harry gel yavrum deyip onu dünyanın <laughs> öbür ucuna atan kadın o da bendim. Ne nence hep kötü karakterlere ses verdim ama dünyanın en zevkli mesleklerinden biri. 23 evet. yıldır hayatımı bir Luna Park gibi geçiriyorum. Sabah Çok çıkıyorsunuz, güzel. gidiyorsunuz. Çok güzel. Küçücük bir odanın kapısından dünyaya eriyorsunuz. Aynı kitap gibi. Çok güzel. Çok Petit heyecanlı. Kitaba, Aa, gibi. çok güzel. Evet, benim için evet, çok mutluluk evet. verici. Her gün belki de evet. ayrı bir kitabın sayısız, tadında güzel şeyler yaşıyoruz. Sayısız karaktere sende. ve evet. sayısız stüdyo ile işbirliği yapıyorum. Hı. Çoğu da şimdi 26'sında vizyona girecek sanıyorum Deniz Kızı var. Hı hı. Orada benim sesimi dinleyebilirler. Hı hı. Orada da ne yazık ki kötü bir karakterle <laughs> karşınızda olacağım. Tata. <laughs> <laughs> Yine çok önemli bir konu. Ne olabilir sence? Ay dur merak ettim. <laughs> Tabii ki erkekler. <laughs> Nasıl bakıyorsun erkekleri? Özlem Abacı. <laughs> İki kız annesi olarak bakayım evet. önce. Bir erkek evlat büyütebilmek isterdim. Hı -hı. Evet. Ama ben tuhaf bir bakış açım var. Ben kadın, erkek, kız cinsiyet ayırmadım. Ben insan diye bakıyorum. Sadece insan olarak görmek evet. istiyorum. E, sapyoseksüelim. Evet. Beyinden hoşlanmış Hoş Yani beden evet etkileyici, güzel, estetik bir kavram ama beyin çok önemli. Çok benziyoruz. Ben de aynı. <laughs> Beni hiçbir şey ilgilendirmez ama kafa yapısı, kültür, doğru derinlik, soru sorsun. Evet, evet. Derinlik çok önemli. Her bakımdan derinlik ama. Her konuya ayrı bakış bakışı derin olacak. Evet. Ben de fizik falan hiç önemli değil hayatta. Ee, çok Ama e, şöyle e, doğru erkekle evlenmenin de getirdiği belki de bir rahatlık var. Bugün evet. ben olarak ayaklarımın üstündeysem hı hı. E, zamanında yaptığım doğru tercih diyorum. O zaman sevdim, canım benim oldu. Evet. Ama nereden bileyim ki 30 sene sonrasında ne olacağını. Bugün bunu yapabiliyorsam. Sahne üzerindeki özleme de hı hı. E, aynı gözlerle bakabiliyorsa hı hı. beni çiçeksiz, gülücüksüz ve her daim yanında elini hissettiren bir erkekle berabersem, bir taraftan şanslıyım demektir. Hı hı hı. Ama gün içinde karşına çıkan pek çok erkek kavramıyla da hayatı sorguladığım oluyor. Hı hı. Bunu ayrı bir şekilde konuşmak evet, gerek. Ama evet. dişi, eril vesaire öyle görmek istemiyorum. Ben insanı sadece insan olarak görmek Evet. Istiyorum. Evet. Ben birazcık kadın erkek olarak ayırıyorum. Ee, hayat da beni galiba buna zorladı. Belki de, Belki de. Yalnız yaşayan bir kadın olmanın getirdiği bir şekilde ben de bunu ayırmak durumunda kalıyorum. Belki ben de öyle olabilirdim. Evet. Bilmiyorum otadı. Ve sen e, şanslı kısmındasın o konuda. Ben o konuda ne yazık ki senin şansında olamadım ama yine de şöyle ne mutlu bana ki yalnızım ayaklarımın üzerinde duran bir kadınım diye kendi kendimi de kutlamaktan evet. kaçıramıyorum doğrusu. Evet ama doğrusu şu ben o varlık için şükrediyorum ama ben yalnız olmaya devam ediyorum çünkü evet. daha bireyselim bu evet. konuda. Tabii senin yaptığın da çok hı hı. doğru bir şey. Yoksa e, öbür türlü, türlü olmaz. Ne der? Şöyle, ha, oraya girdiğiniz zaman çıkamıyorsunuz." Evet, mümkün değil. Evet. Şimdi e, iki tane kızım var. İki kız annesin. Evet. Sana baktığımda e, yani böyle e, gencecik, pırıl pırıl. Ya. Evet, evet, evet. Kızlarını yetiştirirken. Evet. Onlara neler öğütledin? Var mı böyle e, bizi de İçini alıp sarıp evet. sarmalayacak birkaç öydün. Evet, şöyle olabilir. 10 sene aralıkla doğurdum <laughs> kızlarımı. Çünkü ilk çocuktan sonra korkunç bir şey olarak geldi çocuk doğurmak. Çok evet. büyük bir sorumluluk. Elif'le büyüdüm diyebilirim. Ay, ee, şimdi e, Londra'da okuyup gelen bir fotoğraf sanatçısı. Hı -hı. Şu hali hazırda da evli bir kız çocuğum. Evet. Benim için hep kız çocuğu. Evet. Ondan 10 on yaş küçük. E, o da okumak için Londra'ya gidecek. Hı -hı. Bal kız diye küçük de bir kızım var. Evet. Evet. Ne yaptım ben? Hayatın bütün renklerini göstermeye çalıştım ona. E, masal Hı -hı. anlatırken bile farklı karakterlere büründüm. Hı -hı. Şunu hatırlıyorum. Elif'e Art Book diye bir kitap almıştım Hı. bir yaşındayken. Evet. Elif 17 yaşında Londra'dan bana bir fotoğraf gönderdi. Okuldaki kitabının aynısı. Ah canım ne güzel. Çocuklara şey. küçük büyük anlamaz falan, öyle deme, dememek evet. gerekiyor. Ben onu bir yaşında aldım. Yırttı sayfaları bazılarını yedi. Pipo resmi vardı onu gösterdi vesaire. Ama o tercihini sağlayan Ona bir şeydi. Göre Sadece o kitap yaptım. bile. Evet. Ne yaptım? E ee, bağ kopartmamaya çalıştım. Çok dominant bir anne, çekil, yapma, geç kaldın, efiya. Öyle bir anne olmamaya çalıştım. Bana anlatmadığı zaman ikisine de yaptım bunu. Ayaklarıyla konuştum. Ayaklarını aldım. Ayaklarına soru sordum. Çok garip bir şekilde ayaklar bana cevap verdi. Çünkü onları seslendiren kızlarım oldu. Evet. Çünkü kendileri konuşmadılar. Ee, sanatçıyım ben. Gelin sizde sanat, ıı, piyano filan demedim. Kendileri gelip istediler ama ben onlara her rengi göstermeye çalıştım. Hı hı. Ergenlik çağında benden nefret etti büyük kızım. Onu hiç unutmuyorum. Ee, belki de e, çok büyük gerginlikler yaşadık hı hı. o dönemde. Ee, belki çok sıksaydım. Birbirimizden kopacak duruma geldik. Evet. Ee, ama şefkat, güzel konuşma, e, bağı kopartmama. Hı hı. Her şeyin nihayetini güzele eviriyor. Aynı şekilde küçük kızım için de aynı çabayı gösterdim. Fakat orada bir farklı durum vardı. Elif onun ablasıydı. Sonraki zamanda Elif anne oldu. Ben abla formuna dönüştüm. Evet. Ee, çocuklarınızla söyleyebileceğim şey bağınızı asla kopartmayın. Sadece dikte eden, çalış, yap, geç kalma, nerede kaldın, babana söylerim gibi kavramlardan kesinlikle kaçınmaları gerekiyor. Özellikle kız çocukları için aynı evet. şey erkek çocukları için de <laughs> geçerli ama iyi birer evlat yetiştirdiğimi düşünüyorum. Kesinlikle. Ayakları üzerine basan sorumluluk ve iş sahibi. <laughs> Mesela ben iyilik yapmayı büyük kızımdan öğrendim. İyiliği bana o öğretti. Evet. Ondan sonra iyilik yoluna girdim. Hı hı. Küçük kızım küçük olmasına rağmen çok daha olgun ve bilge. Ondan onu öğrendim. Vizyonunu kattı bana. Hı hı. Çocuklarınızdan öğreneceğiniz çok şey var çünkü. Siz de biliyorsunuz. Hı. Youtuber lık diye bir şeyi öğrendim. 9 evet. yaşında bana tanıttı. Önce hayır filan desem de şimdi bambaşka bir yola evrildi. Markalarla işbirliği vesaire derken şimdi yurt dışında marka yönetimi okuyacak. Evet. Çok güzel. Hayat bizi böyle e, senin, yollara getirdi. Senin çizdiğin yoldan gidiyor e, evet. değil mi? Biraz uğraşmanız evet, lazım. Evet. Bomboş bir kartonu alıp su akıtsanız su kendi başına gider şöyle evet. tırnağınızın ucuyla bir parçacık Hı -hı. çizin sonra suyu oradan bırakın su o çizdiğiniz çizgiyi takip edecek birazcık göstermeden yapmak lazım Evet yönlendirerek çocuklarda birazcık evet. ona ihtiyaç oluyor ne yazık ki sanki e, kontrol etmiyormuş gibi ama uzaktan, uzaktan. kontrol ederek evet. asla başı boş bırakarak değil. değil Zarif bir çiçek olarak yetişebilmeleri için ne mutlu sana. Öyle diye yetişmişler Çok zaten. Uğraşın, Sizin uğraşın, uğraşın sonucu böyle güzel olmuş. Şimdi teknoloji. Globalleşen bir dünya evet. var. Modern bir dünya var. Gelenekler, görenekler var yine karşılıklar olarak. Aran nasıl teknolojiyle? Teknolojiyle aslında önce ilkel biriydim yani böyle hani kabile insanı gibi çok teknolojiyle ilgim yoktu hani cep telefonu vesaire bilgisayarla daha sonra yüzleştim ama e, çağ sizi o kadar başka bir mecraya götürüyor ki artık zaten onun içinde akmak zorundasınız ama kendi sınırlarınızın içine teknolojiyi sokarsanız e, hani bahsettiğiniz anlamın dışında ona göre kullanabilmek lazım. Ben şimdi teknolojiyi kendi mesleğim için kullanıyorum evet. ama kitlelere ulaşabilmek için teknolojiye muhtaçsınız. Burada hissettiğim şeyi Avustralya'daki bir kadına da hissettirebilmek için teknolojiye muhtaçım, ihtiyacım var. E üretimlerimde teknolojiyi kullanmak zorundayım. Evet. Bilgisayarı, dijitali, medyayı işte burada dijital bir ortamdayız evet, aslında. Evet, evet. Biz ikimiz burada oturup çayımızı kahvemizi alıp lay istediğimiz gibi Hı -hı. sohbet edebilirdik. Sizler olmasaydınız mümkün değil bunu evet. kayda alamazdık. Bir linkimiz olmazdı. Evet. Tıklayıp o linkten ah özlemle sevim hanım demezdi kimse. Evet. O yüzden teknolojiyi kendi sınırlarımız dahilinde kullanmak zorundayız. Minik bir not. Ee, yıllardır seslendirme yapıyorum ama teknisyenim, işte stüdyo yönetmeni her şey vardı. Pandemi oldu, kala kaldık. Giyinme odasını seslendirme stüdyom yaptım. Bir buçuk ayda tekniği çözmeye çalıştım. Evet. Ve mecburdum. Mecburiyetler çok güzel bir şey. <laughs> Kendimizi zorlayınca içinden neler çıkıyor? Yeter ki doğru yolu buldurtabilelim. Teknolojiyle de gereken miktarda ilgilenelim. Özellikle evet. çocukların teknolojiyle ilgisinde muhakkak e, dikkatli ve kontrollü Hı -hı. olalım. Azı karar, Hı -hı. çoğu zarar, zarar. Evet. zararlı çok şeyimiz var. Ama Hı -hı. duyulabilmek için, kendimizi anlatabilmek için ve bu hayatta iz bırakabilmek için teknolojiye ihtiyacımız var. Ben evet. mutluyum teknolojiyle, bilgisayarla, evet. ses sistemleriyle özellikle. Mikrofonla evet. çok mutluyum. Ben de öyle. Benim de mutlu olmadığım söylenemez. Şimdi her kadının hayatında bir kırılma noktası mutlaka evet. oluyor. Mutlaka oluyor bir şekilde. Oldu mu hayatında böyle bir kırılma evet. noktası? Ben hayatı yekpare zannederdim. <laughs> Aa kalkıyorsun sabah her şey çok <laughs> güzel. Soba yanıyor, ışık vesaire. Her şey çok güzel evet. gidiyor gibi gelirdi. Eee her şey filmlerde, sinemalarda olur. Bizde asla öyle bir şey olmaz zannederdim. Başarısızlıklardan da e, hani mutsuz, çok mutsuz olmadım ta ki babamı kaybedene kadar. Benim için babam bir kırılma noktasıydı. Evet. Çünkü herkese her şey olabilir ama senin tarafından bakıldığında bir şey olmaz gibiydi. Evet. Kaç yaşında kaybettin babanı? 4 yıl önce. O. Ama yine de bayağı yaşamışsın. Benim için evet. çok yaşadım. Evet. Sadece ben kayıp korkusu olan biriyim. Ben kaybetmekten korkuyorum. Evet. Çünkü sanki onun sorumlusu benmişim gibi. Tabii ki öyle bir şey yok ama... Babamdan önce ve babamdan sonra olmak üzere benim için büyük bir kırılmaydı bu, evet. kırık ve benim müdahale edemediğim bir şey. Daha önce başlarken de dedim ya ben her şeye yetişmeye çalışırım, her şeyi yapmaya, her şeyi düzeltmeye, iyileştirmeye çalışırım ama o kırığı düzeltemedim. Evet. Kırın bana getirisi ne oldu? Sonsuz sayıda iş. Çok fazla çalışma çünkü düşünürsem deliririm. Evet. Delirmemek için çok çalışıyorum. Ne yapıyorsam da onun için. Evet. Ona gitsin istiyorum. Bu soruyu sen bana sormuş olsaydın. Keşke ben sorsam. Ee, o zaman ben sorayım. Aynı şeyi söyleyeceğim. Gerçekten. Babamı kaybettikten sonra. Ah Evet. Büyük bir kırılma noktası yaşadım. Babamdan önce ve babamdan sonra 18 yaşındaydım. Kaybettiğimde. Çok erken. Tam ona o kadar ihtiyacımın olduğu bir zamanda. Evet gitti e, ve çok acıydı. Yani kırılma noktası orada bitiş. Aynı şeyi söylüyoruz babalar ama sen bayağı bir e, tabii yaşamışsın, hissetmişsin dolu dolu. Ne güzel. Ama 18 yaş bir genç kız için e, tabii çok 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 erken. Ama yine de şuna şükrettim. Annem vardı, ablam evet. vardı ve e, onların varlığına şükrederek hayatımı ve çok çalışarak büyük bir kadın, emekçi bir kadın e, olarak hayatımda, mücadeleci bir kadın olarak hayatımı idame ettim. Acıyı evirebiliyorsunuz. Evet. Onu öğrendim ben. Evet, evet, evet. Sonra bir şey yazdım. Zemheri kışında seferi sözlerin, nikriz bir beste rahvan yürüyüşlerin. Feda mı veda bu, savur yorgeç hüznünden gecelerin. Tahta sandıklar geri getirmez amansız serzenişi. Sebebin olsun bu seyir. Kendinden uzaktaki gülüşlerin sanıyorum böyleydi. Evet. Bunun şarkısını da yazıp babama adadım. Ay ne Çünkü güzel. Çünkü giden gidiyor evet. siz kalıyorsunuz onu neye çevirdiğiniz önemli. Ben acıyı çiçeklenerek Hı -hı. E, bir şey çevirmeye çalıştım. Neşe, mutluluk, yardım, evet. ders, iş. Ömürlerimizi de, de yad ettik evet. bu Ama babamızın <laughs> denk gelmesi <laughs> evet, çok evet, iyi. Evet, evet. Ruhları şad olsun diyelim. Ee, canım benim şimdi içinde kadın olan bir mesaj vermek istesen. Kime verirsin bu mesajı? <laughs> evet. evet. Ee, babamdan bahsettik. <laughs> Babamızdan konuştuk. Mesaj babama gitsin istiyorum. Ee, sevindiği bir döneme denk geldim. Kız çocuğu olduğu için çok mutluydu. Bu bir kız çocuğu için inanılmaz mutluluk verici bir şey. Ee, kadın gözünden bakıyorum. Bugün ayaklarımın üstünde duran başarılı bir kadınsam şefkat dolu e, mutluluk veren her daim yanımda hissettiğim bir babanın kızı olduğum içindi. Doğru bir eş seçtiysem bana güzel bir, bir rol model olduğu içindi. Ee, şu anda sanatçı kimliğimle onun bayrağını taşıyorsam, şahane bir baba mesleğine sahipsem eğer yine onun içindi. Babalarınızı sevin. Babalarınızı güzel babalarınızı bir rol model olarak alın. Şefkatli kız çocuklarına dönüşsün hepsi. Baba seni çok seviyorum. E, duygusallaştık e, ama e, çok güzel bir sohbetti özlemcim. Sestin, soluktun yürektin, kadındın, anneydin, eştin. Ya yani seninle bir arada olmak çok keyifli ve çok güzeldi. Benim için de. Çok teşekkür ediyorum sana. İyi ki buradayız. buluşmak hiç... e, iki ay sürdü ama iyi ki sürmüş. Canım. E, duygularımızla beslendiğimiz evet. için çok mutluyum. Sizleri burada ağırlamak çok keyif vericiydi. Var olunuz. Evet. Bu güzel sohbeti bu keyifli, hüzünlü, neşeli, derin sohbeti Akgül Akova'nın iki dizesiyle bitirmek istiyorum. Kimin elini tuttuysan gök kuşağının altından geçti. Hoşça kalın. Hep mutlu kalın.